Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde başın kısımlarını öğreneceğiz. Şimdi birlikte dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar. İlk olarak burada to baş demek arkadaşlar. Bu durumda zaten üzerlerinde de gösterdim. Tofa tofa saç demek arkadaşlar. Erdo Erdo do u var burada. Kulak demek arkadaşlar. Bizi Bizi Burun demek, ya ya diş demek arkadaşlar, yan ding, yan göz demek arkadaşlar ve Holong. long, Boğaz demek arkadaşlar. Boyunda bozı demek arkadaşlar. Bozı, boyun bozıdan aklımıza gelsin. Benim burada boğazı vermemin sebebi bizim örnek veriyorum. Çin'e gittik. Bir hastaneye gitmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Boğazımız ağrıdı, dişimiz ağrıdı kulağımız ağrıdı, başımız ağrıdı bunları söylememiz gerekiyor değil mi? Ne diyeceğiz peki arkadaşlar? Boyo Toten Bir saniye To yazdık Boyo Toten Ten Ten Tın ağrı demek arkadaşlar. Her türlü ağrıda ten kelimesini kullanıyoruz. Voyo, to -tın. Başım ağrıyor. Voyo, holong tın. Boğazım ağrıyor. Voyo, ya yateng, Dişim ağrıyor. Dediğimizde arkadaşlar bu şekilde bir cümle kullanarak söylüyoruz. Yi <laughs> Yuan neydi? Bunu öğrenmiştik. Yi <laughs> Yuan hastaneydi arkadaşlar. Yi <laughs> Shen neydi arkadaşlar? Doktordu. Ne diyoruz? Yi Shen boyo toten başım ağrıyor. Dediğimizde ne demiş olduk? Doktor benim başım Ağrıyor demiş olduk. Bir sonraki dersimizde de vücudun kalan bölümlerini göreceğiz arkadaşlar. Yine ağrı bazlı gideceğiz arkadaşlar. Ee, bunun yanında da bir dahaki dersimizde burnum akıyor. Ee, ne diyebiliriz başka? Burnum kanıyor. Bunları da vermiş olalım. Hatta bunları bu dersimizde verelim arkadaşlar. Liu Xue, Liu kanamak demek arkadaşlar. Kanamak. Voda ya Liu Xue, Voda bizi Liu dediğimizde ne demiş olduk arkadaşlar? Benim burnum kanadı, benim dişim kanadı." demiş olduk değil mi arkadaşlar? Bu şekilde hastaneye gittiğimizde ne yaptık? Bunları bilerek ve kanamak ve ağrı kelimesini bilerek temel hastane ihtiyaçlarımızı karşılamış olduk. Şimdi bir dahaki dersimizde vücudun kısımlarıyla da yine vücudumuzda ağrıyacak yerleri söyleyerek devam edeceğiz arkadaşlar.